gün bir değişiklik yapalım. Mesela? Hep evde çekiyoruz, hep efendime söyleyeyim mutfakta çekiyoruz. Evet. İsmimizden de anlaşılacağı gibi. Angry Kitchen ama ilk defa bir dış çekim yapalım. Amerika'ya mı gidiyorsun? Amerika'ya gitmiyoruz ama... Ama dış çekim dedin. Ama Amerika gibi böyle birçok medeniyetin aslında hamuruyla yoğrulmuş bir yere gidiyoruz. Acaba nedir nedir? Nereye gidiyoruz? Bir şeyiyle meşhur, hatta sen çok seviyorsun. Bir şeyiyle meşhur. Aha. Ben çok seviyorum. Çok seviyorum. O zaman söylüyorum. Söyle. Yoksa abi. Fındık lahmacun mu? Fındık lahmacun. Fındık lahmacun başkentine gidiyoruz. Oo, yani yeah. Tarsus'a gidiyoruz. Oho. Böyle bir gezi videosu gibi olsun. Evet. Ufak ufak o tadım notlarını da paylaşalım. Çünkü inanılmaz lezzetler var Tarsus'ta. Hani sadece fındık lahmacunla küçümsemek olmaz belki. İnanılmaz başka şeyler de var ama biz özellikle fındık lahmacun için gidiyoruz. Biraz uzun da bir yol ama olsun. Kesinlikle değecek bir yol olacak bizim için. Fındık lahmacunu tadalım. Onun dışında başka neler var şöyle bir kısaca size de göstermeye gayret edelim. Hadi hep beraber gidelim o zaman. Bir şey söyleyeceğim. Söyle. Fındık lahmacun dışında söylediğin hiçbir şey duymadım. Niye? Yani algıda seçicilik onu, diyelim. Evet. Sadece orayı algılıyorum. Hakikaten öyle ama yani fındık lahmacunu yedikten sonra aklınıza başka gerçekten çok bir şey gelmiyor. Hep beraber gidelim bir görelim bakalım. Hadi let's go. Bay bay. Bay. Kleopatra Kapısı. Tarsus'un simgesi. Tarsus'un girişinde hemen merkezinde yer alıyor. Bir evet. Kleopatra buradan yürümüş ya. Değil mi? Geçmiş ya. Vay be, nerelerden geçiyoruz ya. Evet, şimdi bir yere park edelim, ondan sonra geziye devam edeceğiz. Tekrardan sizinleyiz. Taze taze yiyeceğiz. Taze taze yiyeceğiz. Bize özel yapıyorlar. Niye özel yapıyorlar? Çünkü orada bir tabla var. O tabladan hazır hemen veriyorlar. Ama eğer istersen, vaktin varsa sana özel yapıyorlar. Evet. Evet, aynen öyle. Tam orası değil mi? Evet. Hazır orada. Hemen gelen, hani hızlı almak isteyenler için. Ama ayrıca derseniz ki ben burada yiyeceğim. Vaktim de var. Özel olarak yapıyorlar. Fiyatı, porsiyonu bu şekilde. Tarsus'tayız. Aynen öyle. Bir gelsin hep beraber görelim bakalım. Çekim yapmaya geliyorlar mı abi buraya? Geliyorlar yani. Değil mi? Çok tabii. Görüyorum YouTube'da ya artık. Var var, çok çekiyorlar. Vallahi. Zeynep, başladın mı? Ama biz seni bekledik, sen gelmedin. Bunlar da evet, ağlıyordu. Evet geldi, ben de şimdi fırından çıkışını çektim. Evet. Harika görünüyor. Nasıl ağlıyor. Tadı? Tabii ki mükemmel. Bu ne? Ben seninle ilgilenemeyeceğim. Evet, yanında ufak bir humusumuz var. Lahmacunumuz var. Haydi. Şimdi şöyle güzelce üstüne yine normal lahmacunu yerken yaptığımız gibi değil mi Zeynep? Evet. Şöyle güzelce maydanozunu, nanesini.
Vallahi ben de olsam benimle ilgilenmezdim herhalde. Hemen üzerine azıcık limon şöyle güzelce. Ya gerçekten harika görünmüyor mu? Bu arada tüm Türkiye'ye gönderiyorlarmış. Az önce abiyle kısa bir sohbet ettim. Azim Baba zaten kartını da paylaşırız. İsteyenler sipariş verebiliyorlar. Çok güzel görünüyor. Yani yediğiniz, yiyeceğiniz hiçbir lahmacun gibi değil. Çok net söyleyeyim. Neyse bitirelim, ondan sonra konuşalım. Bay bay. Sonuncuyu yemeden önce şu son bir bakış atalım. Aynı anda mı gelmişiz sonu? Hı hı. Çok güzel. Şimdi sonuncuyu yiyeceğiz, ondan sonra nereye gidiyoruz? Ben hala seninle ilgilenmiyorum. Benimle ilgilenmiyorum hala. Hala Zeyno gömmekle meşgul. Sonuncuyu yiyeceğim, kıyamadım onu yemeye. Onu bitirelim, ondan sonra kısa bir Tarsus turu atalım. Evet. Şöyle tarihi yerleri görelim. Ama önce gömedim. Çok hazır önemli. Çıkmışız, gezeceğiz. Yes. Ondan sonra da kapanışı yaparız. Ne ya? Biberli ekmek. Çili biberli ekmek ikram ettiler bize. Evet. Onu da yiyoruz. Aynı lahmacun hamuruna. Biber. Biberli ekmek harika. Susam. Gerçekten üstünde susam var. Zaten misafirperverliği mükemmel. Aynı hamurda bir de buraya. Şu Azim Baba'nın şeyini de gösterelim. Gerçekten çok lezzetli. İkramda da sınır yok. Afiyet olsun. Evet, Azim'den çıktık şimdi. Ama ne yedik ya. Gerçekten çok güzel değil miydi? Çok iyiydi ya. Kesinlikle herkesin tadına bakması gereken bir lezzet. Bu arada sipariş alıyorlarmış. Tüm Türkiye'ye kargo gönderiyorlarmış. Yeni öğrendik. Zaten 3 aydır herhalde değil mi? 3-4 aydır evet. Yapıyorlarmış. Çünkü daha önce olsaydı çok üzülürdüm. Ben 1 yıldır ağlıyorum bu lahmacun için. Kargo kutularına koyarak, içine kuru buz koyarak korunaklı bir şekilde 2 günde evet. Türkiye'nin her yerine gönderdiklerini söyledi. Evet. O zaman şimdi şelaleye gidelim, Tarsus Şelalesi'ne. Nereye gidiyoruz, nereye? Tarsus Şelalesi. Hadi oraya gidelim bakalım. Bir görelim orayı, oradan sonra meşhur Ulu Cami'nin oradaki künefeciye gidelim. Woohoo! Haydi. Hoşçakalın. 300 kilo olarak görüşmek üzere, bay bay. Telefonu düşürüyormuşum. Şelaledeyiz. Şimdi karşıya şelaleye doğru geçeceğiz. Su biraz azalmış mı Zeyno? Evet. Değil mi? Yok. İnanılmaz gürül gürüldü gerçekten geçen geldiğimizde ama. Aynen. Aslında biz yine yazın gelmiştik Ağustos ayında. Şu an bir iki ay daha var herhalde. Su yükselir mi diye. Bilmiyorum ki. Neyse, bir sular azalmış. Bir bakalım. Bakalım hadi bakalım. Evet bu tarafa bakınca daha net görüyoruz. Sular çok azalmış gerçekten. Neyse bir şelaleye bakalım görelim. Hala sen burada mısın? Geçen geldiğimizde de buradaydı. Kendisi buranın ev sahiplerinden biri. Şelalenin içindeki kafeterya burası. Çay bahçesi diyebiliriz daha doğrusu. Dondurması meşhur. Bugün iyi bir kalabalık var. Hafta sonu olduğu için sanırım. Biz hafta içi gelmiştik geçen sefer. Daha sakindi. Yalnız geçen sene gerçekten gürül gürül akıyordu buralar. Bu sene inanılmaz bir, yani bu kuraklıkla mı alakalı acaba? Suyun buradan da geçtiği bir bölge vardı. Ayrı bir bölge. Ama inanılmaz azalmış. Buraya bir çadır kurmuşlar. Hemen bakalım. Evet, geldik şelaleye. Gerçekten şu anda şelale diyemeyiz. İnanılmaz kurumuş. Hiç su yok şu anda neredeyse. Belki mevsimsel bir şeydir. Bilmiyorum çünkü havalar ısınmaya başladı ama geçen sene burada gürül gürül bir şelale olduğuna yemin edebilirim ama ispatlayamıyorum galiba şu anda. Neredeyse yaklaşık olarak hemen şu aşağıda gördüğünüz demirlerin oraya kadar su geliyordu diyebilirim. Neyse bu halini de görmek kısmet oldu artık. Şelaleyi terk ediyoruz. Burada su yok kardeşim. Su kalmamış burada.
Zeyno. Böyle şeyler olmaz olsun. Evet. Devam ediyoruz. Görüşürüz. Evet. Hoşça kalın. Bay bay. Zeyno. Ne burası? Yok artık. Murat Paşa medresesiymiş burası. Hiçbir bilgim yok, araştırırız. Dinleyenler de kendi araştırsın. Murat Paşa medresesi. Çok güzel. Kubat mı? Kubat. Ha, ben Murat okuyorum ya. O, düzeltelim, çok özür diliyorum. Kubat Paşa'ymış. Şurada çok güzel bir saat kulesi var. Kubat Paşa medresesinin girişi. Çok güzel görünüyor. Şurada hemen yanımızda bu arada böyle eski çağlardan kalma bir harabe var. Koruma altına alınmış. Şimdi oraya bir gireceğiz. Yani Makam-ı Danyal Camii. Tarsus'a gelenlerin girebileceği bir yer. Evet. Danyal Camii ve türbesiymiş burası. İçeriden gerçekten dışarıdan böyle hani güzel görünüyordu ama değil mi? İçeriden çok daha güzel değil mi görüntü? Harika bir yer. Karşıda da, bu arada türbe karşıda galiba değil mi? Hmm. Orada bir örtü var. Evet, yavaş yavaş yaklaşalım bakalım. Çok güzel, gerçekten çok güzel tarihi bir yapı. Zaten Tarsus'un tarihi yapıları çok meşhur. Birkaç sene önce de bir kazıyla, biliyorsunuz meşhur bir kazıyla haberlere konu olmuştu. Devletin yaptığı ve içinde ne olduğu asla bilinmeyen, makinalı tüfeklerle korunan bir yerde, bir evde. Harabe bir evde kazı yapmışlardı. Gerçekten neresine dokunulsa herhalde tarih fışkıran nadide yerlerden birisi Tarsus. Neyse. Gelmişken bunları da görmeden gitmek olmazdı. Burası da cami kısmı. Ama bunu evet merak ediyorum. Bir araştıracağım bakalım. Çünkü çok uzun yıllardır herhalde cami olarak kullanılan bir yer. Danyal Camii ve türbesiyle beraber. Kırk kaşık bedesteni. Neymiş? Neymiş bedesten biliyor musun? Bedesten neymiş? Ben de şimdi girdikten sonra merak ettim, internetten baktım. Bedesten böyle eskiden silah tüccarlarının, işte kumaşçıların olduğu çarşılarmış aslında. Satıldığı, alındığı. Bedesten. Bedesten deniyormuş onlara. Aslında şimdinin kapalı çarşısı gibi düşünebilirsin. Aynen öyle. Onu da öğrenmiş olduk, onu da aktaralım madem.
Zeyno. Son durak. Künefeci Sadık Usta. Hani bakalım bir sündür bakalım peynirin nasıl oluyor. Meşhur YouTube'da meşhur olan Sadık Usta'nın mekanına geldik. Bak 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 bak. Allah 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 Allah. Böyle meşhur oldu adam. Köşelerin köşesi oldu maşallah. Allah arttırsın diyelim. Ne diyelim? Künefe yediğim için seninle ilgili. Bakalım tadına bakalım ondan sonra kapanışta artık buluşacağız. Son durağa geldik. Bitiriyor muyuz? Bitiriyoruz. Nerede bitiriyoruz? Tabii ki künefecide. Künefeci Sadık Usta'da yedik gerçekten çok iyi. Bir şey söyleyeyim mi? Ne gömdük ya? Geçmişine bak bu arada. Öldü. Bir şey yok. Biz içeride bir şey konuştuk. Lahmacun. Aynen. Vallahi lahmacun konusunda. Sadık Usta'nın bir önerisi var ama. Ne önerisi? Lahmacun için özellikle buraya geldi. Kendilerine kırdılar, siz de kırdılar beraberinde. Bize bir şey yok değil mi? Hayır hayır, buyur abi. Sadık Usta, YouTube'da özellikle geçtiğimiz senelerde daha. 3 yıl kadar oldu herhalde. Tabii canım. İlk patlama o mu yani? O 3 yıl önceki video mu? Ben en geç gördüğüm video o ya. Eski gördüm. Milli İyici geldi. Aynen, Milli İyici, Mersin. Öğlen buradaydı. Vallahi yeni, yeni mi geldi? Yeni bir çekim yaptı. Hadi oradan. Milli İyici geldi, ondan sonra yiyen adam geldi. Aynen. Tabii en büyük bombayı. Azer Armani biliyorsunuz. Evet. Ve artı Türkan Sultan'a da gittik, Türkan Şoray'a. Türkan Şoray burada şeyi vardı, etkinliği vardı, konuşma falan yaptı. Ne zaman abi? İşte sonbahar kış gibi. Bu buraya mı geldi? Tabii. Yapma ya, bizi niye çağırdın? Abi telefonum Allah kahretsin. iPhone 15 kullanıyorum. Çekemedim. Neyse, kapanışı Sadık Usta'da yaptık. Günü evet. Gerçekten inanılmaz. Yani ne yedik ya? Videolarını izliyorduk ama tatmak kısmeti oldu. Ama özellikle aradık bulduk yani. Onun için evet. Tabii. Özellikle aradık. Zaten telefonu yaz öyle. Evet. Ne yedi? Sadık Usta yaz. Direkt olarak en üst terleri. Bu arada YouTube'a künefeci yazdığınız zaman da ilk sırada zaten evet. Sadık Usta çıkıyor. Çok şükür. Bilmeyen çok var mıdır artık bilmiyorum ama varsa da. Künefeci de yani Türkiye çapında mı bu? Tabii canım. Tabii ki. Abi şu anda 18-19 bin net numara takipçimiz var. Maşallah. Tabii var. Görürsünüz var. Siz aslen buralı mısınız? Ben buralıyım ben. Özmüz Arap çocuğum ben. Buranın yerlisiyim ben. Buranın yani Hatay falan değil. Tarsus'un yerlisiyim. Ben aynı zamanda gitaristim. Maşallah. Tabii yani. Bir sanatçı kimliğiniz var zaten. Var değil. Evet, o kadar belli ki gerçekten. Evet. Çok doğru. Dedim gitaristim hem şarkı söylüyorum. Mekan? Mekan Mersin'deyim ben. Nobel Otel. Ha. Hiç gitmediğimiz bir yer. Nobel Otel. Nobel Oteli yıllardır çok köreldi. Çok eski bir otel. Biliyorum. Bizim hayat... Orada ortalama 21 yıldır oranın müziğini ben yapıyorum. 21 yıl dedin yani değil mi abi? Hem birbirlik devam ediyor hem... Tabii ki. Harika. Orası geleceğiz. Şimdi bir gün bir bomba anlatayım da. Anlatayım birazcık. Tarsus düğünü. Kız Tarsuslu. Damat Mersin'de. Düğünler de olur. Erkek evinde olur. Düğünler de olur ya. Anlaşmaya bağlı. Öyle bir şey yok canım. Öyle kız biraz kızın elinde olur. Nişan düğün. Erkek elinde olur. İşte malum Tarus'tan giden böyle bir misafirler var. Bir sahne tabi bize giymiştir. Sahne kıyafetimizi. İcraatımızı yapıyorum. Olay bitti. Mola verdik. Dışarı çıkalım bir sigara içelim. Hocam dedim bir dakika bakar mısın? Ya arkadaş dedi, bizim Tarus'ta bir büyük künefecimiz var dedi. Senin dedi kopyan dedi ya. Çok benziyor. Nasıl benziyor? Bir akrabanın, yakının veya bir kardeşi falan var mı orada? Abi hiç tanımıyorum deseydin. Benim hemşerim sen neredesin? Tarus'ta dedi. La sen de. Abi ne diyorsun dedi, sen ne alaka dedi ya. Müzikle ne alakası? Yani müzikle künefecinin ne alakası var? Yani ben de orada görsem Mersin'de ben de öyle düşünüyorum. Hani benim burada mesela, tabii müşterim olmadığı zaman gitarımı çıkartıp sürekli olarak canlı müzikle repertuar yapar. Belki o zaman Türkiye'deki tek canlı müzikli künefeci diyebiliriz değil mi? Gitarlı künefeci. Bir iki tane şarkı var mı? Var orada videolar var. Süper. Bunlara da bakalım ayrıca. Orada var. Sadık Usta eline sağlık. Canım kalkıyoruz. Abi eline sağlık. Yavaş yavaş kalkacağız artık. Kapanışı senle yaptık. Yolcu yolunda gerek. Yolcu yolunda gerek yavaş yavaş. Her zaman bekleriz. Biz
misafirperverliğini halde edecek. Vallahi bir şey yaparak ya. Bir dahaki gelişinizde. Biz Mersin'deyiz de bunlar eskiyiz. Size terasa. Aynen. Lahmacun abi. Lahmacun yedireceğiz. Bir de sözünü abi. Evet. Sana ne? Bak ben. Yaramasın ıslak gibi böyle sen. Bilmeniz lazım ama. O bende. Adını hapatalım. Yerini söylemiyor ama. Özel. Bende o. Size özel geleceğim. Abi arkada yapıp da mı geleceksin lan? Ya böyle bir tamam tamam. Söylemeyin ya. Değil mi? Bırak sır olarak karşı. Tamam sürpriz olsun geldiğiniz abi. Biz zaman, sözünü aldık mı aldık. Tabii geldiğiniz tamam. Zaman görürsün o zaman. Sağ ol. Sen bize koymayacaksın. İnşallah. Daha böyle bilmediğin şeyler. Künefe ablacığım bak, süperdi. Afiyet olsun. Künefe çok güzeldi abi. Evet. Tarsus'un şu anda en güzel lokmaları şu arasada. Oraya çık hep yan sabrı. Tarsus'un bu böyle. Humusu, kebabı, lahmacunu, tatlısı bizim bu mevkinin adı ne? Buranın, bu bölgenin adı. Tarsus Çarşı. Burası eski Tarsus iş merkezi burası gibi. Gördüğün dükkanlar tamamen kuyumcu dükkanlarıydı burada. Bu bina yoktu. Burası komple böyle basmacı. Hoş geldin canım. Aynen bravo. Hani basmacı derler ya eski. Manifatura. Ondan sonra ne bileyim, mesela şu arka tarafta kalaycılar vardı, bakıcılar vardı. Merkez burası. Tatlı kesin. Öpüyorum sizi. Abi görüşürüz hadi abi, eline sağlık. Hoşça kal abi. Nefeci Sadık Usta bitti. Çıkıyoruz Tarsus'tan. Artık gidiyoruz. Evet, Sadık Usta'yı bitirdik. Yedik. Sadık Usta nasıldı Zeyno? Çok gerçekten neşeli bir insan. Kleopatra kapısını geçtik. Evet. Ya Sadık Usta çok acayip bir insan değil mi? Çok neşeli bir az insan. Az önce başka bir esnafı gömdü bize. Çok gerçekten dedikodunun dibine vurduk. Evet. Onları da anlatacağım. Hepsini anlatacağım bunları. Bunların hepsi reyting. O zaman Tarsus bitti. Görüşürüz. Ama çok iyi yedik ya. Evet gerçekten. Eline sağlık Tarsus. Evet minik bir gastronomi turu oldu sanki. Benim küpelerimi unutmayalım. O zaman bir köşeye sıkıştırırsın küpemi. Tamam, onları gösteririz. Tamamdır. Görüşürüz. Bay bay. Hoşça kalın.